İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh büyüklere danışın. Ahmet Mekki Efendi, hak aşığı bir veli. Sohbeti insanlara olurdu faideli. Şefkat ve merhameti pek çoktu yaranına. Her kimin derdi olsa koşup gelirdi ona. Yanına giren herkes kederli olsa da pek, çıkıyordu yanından neşeli ve gülerek. O derdi ki, herkesin rızkını Cenab-ı Hak kullarının eliyle verir adet olarak. Her kim çok çok verirse muhtaçlara malını, çoğaltır Rabbimiz de ona ihsanlarını. O kısarsa, Allah da ona kısar şüphesiz. Yani ihsan edene ihsan eder Rabbimiz. Bir günde buyurdu ki, Allah adamlarının yalnız zahirlerine bakmayın aman sakın. Aldanır büyüklerin dış haline bakanlar, istifade yerine görürler büyük zarar. Zira Cenab-ı Allah, insanlık sıfatları, altında gizlemiştir dünyada bu zatları. Kureyş kafirleri de Allah'ın Resulü'nün zahirine bakarak aldanmışlardı o gün. Derlerdi ki, bu nasıl peygamberdir, şaşılır, bizim gibi yer içer, sokaklarda dolaşır. Lakin iman edenler ona peygamber diye bakarak kavuştular rızayı ilahiye buyurdu ki imanın suret ve aslı vardır bu babda bir büyük saat şöyle buyurmuşlardır senelerdir imanı anlattım zaman zaman velakin üçü beşi geçmedi tam anlayan. bu sözün hikmetini Ondan sual ettiler. İmanı tam anlamak niçin zordur? dediler. Buyurdu. Amentüyü yalnız ezberlemekle imanın hakikati kolayca geçmez ele. Asıl iman şudur ki Allah'tan korkusundan asla işlememektir. Bir küçük günah isyan. Mesela kul hakkını düşündüğünde o zat ayağını uzatıp yatamaz rahat rahat. Bir günde buyurdu ki, Ey gençler, aman sakın! Büyüklere sormadan bir işe kalkışmayın. Yanılır ekseriya çünkü sizin aklınız. Sonu pişmanlık olur sormadan yaparsanız. Halbuki aklı selim sahibidir büyükler. Her kararda doğruyu isabet ettirirler. Kendi aklını atıp kim uysa büyüklere, dünya ve ahirette uğramaz bir kedere. Her kim de beğenirse yalnız kendi aklını kabullenmiş demektir. O kendi zararını. Halbuki bir Müslüman, bir iş yapmadan önce bir Allah adamına danışırsa güzelce hayırsız olsa bile neticesi o işin hayra tebdil olunur ona sorduğu için Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Buyurun zaten. efendim. Evet işte alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Zinnun-u Mısri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki kalbin hasta olmasının alameti dörttür. Birincisi ibadetten tat haz alamaz. İkincisi Allah-u Teala'dan korkmaz. Üçüncüsü eşyaya, mahlukata, ibret nazarıyla bakmaz dördüncüsü de dinlediği ilim ve nasihatten istifade etmez buyuruyor Zinnun-u Mısri Rahmetullahi Teala Aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Selamun Aleyküm hayırlı yayınlar. Aleyküm selam efendim. Hocam benim bir sorum olacaktı da. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mebde ve Meyat isimli eserini okuyorum da ben şey 40. fıkra diye bir bölüm var. Orada Peygamber Efendimiz Miraç gecesi yükselme makamlarında Yunus Aleyhisselam'ın bağlığın kanında Nuh Aleyhisselam'ı tufanda cennetlikleri cennette cehennemlikleri cehennemde gördü diyor. Abdurrahman bin Afın'da 500 sene sonra cennete girerken gördüğünü ve geç kalmasının sebebini soruyor diye bir bölüm var da bunu Peygamber Efendimiz bizzat mı görmüştür yani. Bir de ikinci bir sorum hocam. Sizin bir şey sitenizde okudum. Dinimizislam.com'da. İşte Peygamber Efendimiz'in bir hadisi sabır üçtür. Musibete sabır, günah işlememe sabır ve tahte sabır diye günah işlememe sabredine 900 derece verir Cenab-ı Hak diye. Bu derecelerin mahiyeti nedir hocam? Bir, bir soru ne oldu? E, dinleyicimizin sesi kesildi. Evet. Duyuyor musunuz? Telefon düştü galiba. Evet. Ikin... Tamam. İkinci dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Ee, İyiyiz Allah aşkına. Hocam ben, benim bir sorum olacaktı. Ben de a, e, tedavisi olmayan bir hastalığa düşer oldum. Şimdi efektif diye bir hastalık. Siz istiğfardan bahsediyorsunuz. Hani istiğfar edince geçer diye. İstiğfar çok yapsam geçer mi acaba? Peki efendim. Bu kadar mı efendim? Alo. Dur. Başka Biz Bu soru? Kadar. Tamam peki. peki. Teşekkür ederiz. Geçmiş şey var, olsun. Bakıyoruz. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam. Hocam iyi günler. İkinize de ellerinden öpüyorum. Estağfurullah efendim. Buyurun. Evet benim bir sorum olacaktı da e, böyle muskatur muskatur şeyler takmak uygun mu? Yani bir yakınımız e, hocaya gitmiş de yani böyle böyle bir şeyler var demiş böyle muska yap vermiş yani ben, bana bunu takmamı söylüyorlar ben takayım mı yani? Peki efendim. Hocam çok teşekkür ederim İyi günler dilerim. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Efendim dinleyicimiz biz terim olarak diyorsun hattan düştü diyoruz. Yani dinleyicimizin yani Allah saklasın eline koluna ayağına bir şey olmadı yani. Yani yayından düş çıktı. Hattar kesildi. Ama o tabiri kullanıyoruz. Hattan düştü diyoruz. Azeriler de kullanıyor. Biraz sonra diyor tayyare düşecek. <laughs> İnecek manasında kullanıyor <laughs> Düşmek tabirini. Ee, efendim şu anda dinleyicimiz bizi dinliyorsa Cenab-ı Rabbani Kudüs'ü Sözleri'nin at kitabını okuyorum dedi. Orada dedi anlatılırken... anlatırken e, bir şey dikkatimi çekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç Gecesi işte e, her şeyi a, aslı halinde gördüğünü, cennettekileri gördüğünü, Abdullah bin Avf radıyallahu anh hazretleri hatta Osman bin Affan radıyallahu anh hazretlerini gördüğünü e, İmam Rabbani Kudüs'ü bildiriyor. Yani dedi ben bunu biraz anlayamadım falan. İmam Rabbani Kutuz'un mektubat kitabında bunu açıklıyor. Ee, çok dikkatli bir şekilde okumak lazım. Şunu sorayım, e, mektebe Meat e, hakikat kitabı bir yayınlar arasında var mı? Ee, yayınlanmış oraya tercümesini koymuşlar. Belki oradan okuyor dinleyicimiz. Hı. Giriyor, hakikat kitabı bir komdan giriyor, orada oradan okuyordur. Öyle zannediyorum. Oradan okuyordur. Ama, Ama mektubatı o, tavsiye ederiz. Evet, orada okuduğunun açıklaması mektubatta var. Evet, mektubat tavsiye ederiz. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi Ahmetullah teala ile bizzat kendileri mektebe meati tercüme edip yayınlamamışlar. i̇spat ve Nübüve kitabı var İmam-ı Rabbani Peygamberlik nedir diye. Onu herkese lazım olan iman kitabının içerisinde zannedersem e, veya da öbür kitaplardan birisinde mevcuttur o. Herkese lazım olan iman kitabının içerisinde var diye hatırlıyorum. E, i̇spat Nübüve. Yani peygamberliğin ispatı. Daha genç yaşında yazmışmış İmam-ı Rabbani o kitapları. Ee, şimdi, e şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala e, mesela mebtebe meati ve evet, turay konuşma kendi tercümeleri değil. E şimdi Mustafa Bey gözümün içine bakıyor. Niye hani Hüseyin Hilmi Efendi'nin... kendi tercümesi olmayan bir kitabı tavsiye etmiyorsunuz? Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala din bilgilerinin hem akli hem de nakli kısımlarda kemal noktasında. Ve bir de e, bunlar yetmez buyuruyor. Yani e, din bilgilerinin e, o ...akli ilimler, yani matematik, fizik, kimya, bu konuda anatoma, astronomi... E, saadet Ebediye kitabının açık delili. Bu zaten bu ilimlerde en de yüksek seviyede olduğu, kimya yüksek mühendisi olduğu zaten tescilli. E, nakli ilimlerde de üstad Hocası dört neseple mütehassıs olan Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, Arabi-Farisi... E, ...yani gramer bilgilerini öğrettikten sonra da fıkıh bilgileri, tasavvuf bilgileri ve kalbini temizliyorlar. Yani bu iki ilim bir kimse de Kemal Deputası'nda olsa yine de aynı şekilde ona alim denmiyor. Ya, ya ondan sonra ne olacak? Ondan sonra onun kalbi temizlenmesi lazım. Bunda e, ancak e, bu işin müteahsızları olur. Seyyid Abdülhakim Hazretleri bu işin müteahsızı. E, dolayısıyla e, böyle bir zatın tercemesi ile bir başkasının tercemesi. Mesela Osmanlı'nın tercemesi. Bir işe yaramaz Osmanlı'nın tercemesi. Niye? E böyle değil. Hem yapısı müsait değil hem de o ilimler daha aynı şekilde mahir değil. O ilimlerin ismini biliyor. Kendisinden haberi bile yok. E dolayısıyla orada kelimeler niye göre tercüme edecek? Kendi anladığına göre tercüme edecek. O da İmam-ı Rabbani Kutuzesi'nin muradını aktarmayacak. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala bizzat tercüme ettiği mektubatın birinci cildi ve Saadet-i Ebediye'ye ikinci, üçüncü cildinden mektuplar koymuşlar. Diğer kitaplara da koymuşlar. Oradan okumalı. İşte sadece... şöyle düşünmek lazım değil mi bu konuda ee, konuyu değiştiriyoruz ama bir anne baba çocuğu diyelim ki ilkokula ortaokula gidiyor elinde bir kitapla geldi dışarıdan e ona bir bakmaz mı bir süzgeçten geçirmez mi değil mi yani onu çocuğun anlayabileceği şekilde en azından anlatmaya çalışır veya zararlı mı değil mi evet, ona bakar aynen öyle. yani Hüseyin İlmi Efendi yaptığı şey de bizim için hı hı. budur yani. Yani çok kitabı bizim alıp da okuduğumuz zaman kafamız karma karışık olacak ve içine çıkamayacağız. Ha, Hüseyin ne? Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh zaten Hüseyin Hilmi Efendi dahil bütün bugüne kadar evet. gelen yani. İslam alimlerinden Allah için. Teala ha Allah Teala bunlar bunun için yaratmış. Mesela İmam Gazali Hazretleri de bunun için yaratmış. İmam Rabbani Hazretleri de bunun için yaratmış. Bunlar süzüyor. Lazım olanlarını kendi asırda onu koyuyor. Onun için biz sadece Ebediye kitabı diyoruz ve Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırladığı o kitapları ısrarla söylüyoruz. Çünkü lazım olanlarını koymuşlar. Ee, dolayısıyla orada anlatırken buyuruyor ki e, İmam-ı mektubat kitabında Hüseyin Hilmi Efendi bunu almışlar. Saatte bir de var. E, ee, ikinci cilt veya 3. cilt mektuplarından orada anlatırken buyuruyor ki e, insan on latifesi var buyuruyor. Bunun e, işte beşi alemi emirden, beşi alemi halktan diye anlatıyorlar. Alemi halktan ona bu beden. İşte bu bedeni de anlatırken buyuruyor ki bu bedenin yapısı da işte dört maddeden oluşmuştur. Toprak, su, hava, ateş diye anlatıyor. İnsan dünyaya gelmeden önce ruhu yaratılmış bekliyor dünyaya gelecek. Fakat o ruhun da latifeleri var alemi emriden olan. O latifelerin her biri ruhla bu beden birleşmeden önce dünyaya geliyor. Bu kimse nerelerde gezecek, nerelerde dolaşacak dünyaya geldiği zaman. Oraları geziyor, dolaşıyor, o gidiyor, öbür latifesi geliyor. Bütün latifelerin hepsi gelip tamamlattan sonra o ruhun latifeleriyle ve ruh, ondan sonra bu bedenle, ana rahmine e, önce ceset, ondan sonra işte 120 gün olduktan sonra ruh o cesede giriyor. E, ve sonra dünyaya geliyor. Allah-u Teala yarattığı sebepler bu. Fakat İbrahim Rabbani Kutsuz buyuruyor ki, e, ruhla beden birleştikten sonra bu latifelerin yolculuğu devam eder buyuruyor daha ruh e, kendim e, yerinde dururken latifeleri dünyaya gelip gezdi ya bedenle birleştikten sonra da latifeleri gitmeye devam eder. Nereye gidecekse. Öleceği yer, kabir. Ondan sonra mahşer. Mahşerdeki mizan. Ve ondan sonra mizan bitiyor. Sırat köprüsü. Sırat köprüsünü geçiyor o latifeleri. Sonra cennete mi cehenneme mi gidiyor. Ve bir de e, yine Hüseyin Hilmi Efendi Ahmetullah Talal'i e, o mektubatta anlatılırken, orayı naklederken e, orada bir açıklama yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ezelden ebede, dünyanın başından sonuna kadar e, olacak olanları Miraç'ta hepsini gördü. Bir anda gördü. Çünkü buyuruyor orada zaman yok. Zaman, insanların dünyada belli bir sürenin geçtiğini fark etmesi için Cenab-ı Hak burada böyle bir şey yaratmıştır. Zaman kavramı izafidir buyuruyor. Yani geçicidir. Uzaya gittiğiniz zaman da zaman değişiyor. Dünyada bile değişiyor. Kutuplara gittiğiniz zaman üç ay gündüz oluyor. Değil mi? Evet. Ee, Ramazan-ı Şerif'te işte Baltık ülkelerine yakın olan ülkelerden devamlı telefon geliyor. İşte ne olacak bizim oruçlar, ne olacak bizim namazlar diye de soruluyor. Evet. Kitaplarda <laughs> bunların hepsi de yazılmış. Yani dünyada bile zaman kavramı farklı. Biz bir gece bir gündüze işte bir gün diyoruz. Ee, üç ay gece, üç ay gündüz. Ne oldu? Altı ay bir gün oldu. Ha, değişti işte. Değil mi? Evet. Ne kadar yaşadın? Bir gün. Ama buraya göre altı ay. Uzayda zaman farklı. Tabii. Mesela e, şeyde e, bize astronomi kitabında yazıyordu. E, lisede okurken. Orada bir şey dikkatimi çoğaltı. Bana çok tesir ettiği için astronom hocası mı anlattıydı. E, ışık hızıyla giden bir uzay gemisi yapılsa. Saniyede 300 bin kilometre. Dünyadan fırlatılsa. içine de insan konsa. Yaşaması da mümkün olsa. Ve uzaya gittiği zaman o ışık hızına orantılı olarak uzayda iki sene kalsa ama iki sene deyince dünya senesi değil ama bu. ışık hızıyla dünya şey uzaydaki. Evet. Aynı hızda dünyaya geri gelse dünyadan iki asır geçtiğini görür. 200 sene geçmiş. Tabii yaşayabilirse adam şeyin içerisinde. E ama adam diyor ki ben iki sene kaldım orada. Burada 200 sene geçmiş. İzafi bir şey. Onu anlatmak için bu misalleri veriyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz zaten orada gördüğü gibi o latifelerin seyri de Resulullah, Efe Resulullah Efendimiz için perdeleri kaldırıyor görüyor. Bunları görüyor. Mesela e, ee, Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza radıyallahu anh hazretlerini şehit eden Hazreti Vahşi'dir. Bazılarına beddua etti. Dediler ki Hazreti Vahşi'den için ona beddua etmediniz. Miraç gecesi son cennete girerken amcamla beraber kol kola cennete girerken gördüm buyuruyor. Hazreti Vahşi daha iman etmedi. Bak Uhud'da iman etmedi. Hendek'te, Hendek Harbi'nde iman etmedi. Mekke'nin fethinde de iman etmedi. Ta taiflerle beraber geldi o zaman Müslüman oldu. Daha ne kadar zaman var. Ama Miraç gecesi amcam Hazreti Hamza ile kol kola cennete girerken gördüm. Gözüyle gördüm onu. Peki nedir? İşte İmam-ı Rabbani kudüs ki... ...bu latifelerini gördü. Yolculuk devam ediyor buyuruyorlar. Yolculuk devam ediyor. Mesela... Biz ee, arkadan gidiyoruz yani. Ha, biz arkadan gidiyoruz. Bu beden arkadan geliyor. Evet. <laughs> ee, biz onun için de anlamıyoruz. Ee, şeyde Allah Allah rahmet eylesin. Emen Abre bir gün Cağaloğlu'dayız, gazetedeyiz. Bir toplantı oldu falan, böyle bir şey oldu falan orada da... ...ne oldu işte birisi işte evliyalı... ...keramet taslıyor falan filan... ...buyurdular ki insanların aynı şekilde... ...said mi şakim olduğunu bilmek için dedi... ...kerame sahibi olmaya gerek yok... ...ya gittiği yola bakılır... ...tercih ettiği şeye bakılır... ...nereyi tercih etmiş bu kimse... ...cennete giden yolu... ...saiddir bu... ...ve birisi aynı şekilde isyanı inkarı tercih etmiş... ...bu da şakidir... ...değişebilir mi? Değişebilir... ...said şaki, şaki... E, 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 ...said olabilir... ...nereye kadar? Ölene kadar... ...ama ölürken... Şaki gittiyse yok çaresi. Said gittiyse tamam mübarek olsun. Zaten bütün yatırımlarda onun için olmuyor mu? Eken tercihi söz konusu. Ama allah Teala... E, ...peygamberler de bu perdeyi kaldırıp... ...gördükleri gibi şeyde de kaldırıyor. Varisi olan evliyadan da kaldırıyor. Mesela bazen... Şarjın, ...ne güzel kul. Bu cennette kul diyorlar evliya-i kiramdan. Niye söylüyor onu? Onu latifeleri... ...nereye gittiğini görüyor. Emre dediği şey yani. Aha, latifelerinin gittiği yeri görüyor. Evet, biz peşin arkasından, arkadan gidiyoruz ya latifenin arkasında. Aha, aha. Gittiğimiz yerden varacağımız aha. nokta belli. Yani. Varacağımız nokta belli. Hatta varmışız oraya da aha. haberimiz yok. Haberimiz yok. Aa, kimse duymadı değil mi? <laughs> az kaldı uçuşa geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, şimdi dinleyicimiz onu okuyunca herhalde biraz e, şeyine gitti. E, yani olur mu falan diye. Onun için biz ısrarla diyoruz ya yani hakikat kitabının yayınladığı kitaplar okunduğu zaman zihinlerde tereddüde mahal kalmaz. İtikat ve iman konusunda her şey yerli yerine oturur. Yerli yerine oturunca da hadiseler bizi savurmaz. Efendim işte yıkılıyor, yok oluyor falan işte e, cihan harbi çıkacak falan ne çıkarsa çıksın. N Neticede ne olur? Allah-u Teala'nın dilediği olur. Bu değişmez şeyde Fatih Sultan Mehmet o söz. O ben çok hoşuma gidiyor. Biz seferle emredildik, zaferle değil diyor. Değil mi? evet. Bizim hani kafirlerle aynı şekilde İslamiyet'e sefere çıkıyoruz. Ee, zafer nasip eder etmez. O ben bilemem, o ben karışmam. Bana emredileni yapıyorum. Biz de bize emredileni naklediyoruz. Kabul eder etmez, o bizi ilgilendirmez. Ama doğrusu bu. Doğrusu ne? doğrusu ehl-i sünnet bildirdiğidir. Biz de onu etmeye çalışıyoruz. İmam-ı Rabbani Kutlu anlattıkları da mevcut olan, vaki olan bir şeyi bizim seviyemize indirerek anlatmış. Muamma değil yani. Biz anlayamadığımız konuları ya yok farz ediyoruz ya da yanlış farz ediyoruz. Yanlış anlatıyoruz. E, mesela bir tanesi demiş bir tarihte Zülkarneyn Aleyhisselam'la alakalı bir konu anlatılıyor ya. E, mesela Hüseyin Hilmi Efendi bizim anlayacağımız şekilde şey yapmış onu açıklamış. E, ya bu nereden çıktı saçma sapan bir olay falan gibi. Adamın böyle bir değerlendirmesi var. İşte bu, bu anlattıklarınızın ışığında bir şöyle düşünebilse insan. Tabii e, şey, e, kitaplar okusa evet. önü açılacak. Evet. Önü karanlık. E, zannediyor ki herkesin önü karanlık benim gibi. Benim gibi hiç kimse görmüyor. Herkesi kör ve sağır zannediyor. Olur mu öyle şey? Yani Talimler'in önü aydınlık. Onların kitaplarını okuyanların da önü aydınlık. Ufku da aydınlık ve zihinleri de berraktır. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı edep ve haya nedir? Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zarafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk için edepli çocuk denmektedir. Hadis-i şerifte evladınıza ikram edin, edepli terbiyeli yetiştirin buyuruldu. Dinimiz İslamiyet baştan başa edeptir. Edep, kulun kendini Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi etmesi, güzel ahlaklı olmasıdır. Hadis-i şerifte sizin en iyiniz ahlakı en güzel olanınızdır buyuruldu. Hazreti Ömer edep ilimden önce gelir buyurdu. Çok heybetli olmasına rağmen edebinden hayasından Resulullah Efendimizin huzurunda çok yavaş konuşurdu. Peygamber Efendimiz de bir kimsenin yanında iki diz üzerine oturur, ona saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Hadisi i şerifte Resulullah'ın hayası, bakire İslam kızlarının hayasından çoktu buyuruldu. İbni Mübarek Hazretleri, bütün ilimleri bilenin eğer edebinde noksanlık varsa onunla görüşmediğime üzülmem. Fakat edepliyle görüşemesem üzülürüm buyurdu her zaman her yerde edepli, hayalı olmaya çalışmalıdır. Hadis-i şerifte, hayanın azlığı insanı küfre düşürür buyuruldu. Haya bir binayı tutan direk gibidir. Direksiz binanın durması kolay olmadığı gibi, hayasız kimsenin de imanını muhafaza etmesi zordur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'tan haya edin. Allah'tan haya eden, kötü düşünceden uzak durur, midesine girenleri kontrol eder, ölümü hatırlar. Haya imanın nizamıdır. Bir şeyin nizamı bozulunca parçaları da bozulur. Haya baştan başa hayırdır. Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyetin ahlakı da hayadır. Haya imandandır. Hayasızın imanı yok demektir. Hayasız hep kötülük eder. İnsan, salih iki komşusundan utandığı gibi gece gündüz kendisiyle beraber olan yanındaki iki melekten de utanmalıdır. Haya ile melek, iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. Dinimizde hayanın yeri çok mühimdir. Allahü Teala'dan utanmak, imanın kuvvetli olduğuna, hayasızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Hadis-i şerifte hayanın azlığı küfürdendir buyuruldu. Hayasız kimse zamanla küfre kadar gidebilir. Hayâ imanın esasındandır. Hayası olan Allah'tan utandığı gibi günahtan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. İnsanlardan utanarak günahı gizlemek de hayâdandır. İnsanlardan utananın Allahü Teâlâ'dan da utandığı anlaşılır. Çünkü hadis-i şerifte Allah'tan sakınan insanlardan da sakınır buyruluyor. Hayasız olan mürüvvetsiz olur. Hz. Ebu Bekir, hayasız insan halk içinde çıplak oturan gibidir buyurdu. Hadikada buyuruluyor ki, kadın erkek münasebetlerinde ve abdest bozmakta kullanılan kelimeleri aynen söylemek, mürüvvete, insanlığa uygun değildir, hayayı yok eder. Böyle kelimeleri anlatmak lazım olunca açık olarak söylenmez, kinaye olarak söylenir. Kinaye, bir şeyi açık manası başka olan kelimeyle anlatmak demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haya bir insan olsaydı salih bir kimse olurdu. Mümin ayıplamaz, lanet etmez, çirkin söz söylemez ve hayasız değildir. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulmaktadır. İman edenler arasında kötülüğün, hayasızlığın yayılmasını isteyenler ve sevenler için dünyada da ahirette de elin bir azap vardır.'' değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun. Efendim dinleyicimiz ikinci sualinde, ilk dinleyicimiz ikinci sualinde başladı. Yani dedi orada kitaplarda okudum. Dinim İslam koma da gireyim. orada da yazıyor dedi. Şöyle yazıyor. İslam ahlak kitabında da yazıyor. Ondan sonra Saadet Ebedi de yazıyor. Sabır sadece bela ve musibetlere değil. Günah işlememeye de sabır. ibadet etmeye de sabır. Sabırdır bu. Ee, ondan sonra bela ve musibetler, hastalıklara da sabır. Hepsinin de şeyler farklı farklı. Mesela orada günah işlememeye sabır e, işte 900 derece diye yazıyor dedi falan. Bu dereceler nedir falan. Yani oradaki yazılan rakamlar sevabı fazla demektir onun. Çokluk ifade ediyor. Çokluk ifade ediyor. Sevap fazladır. Niye? Çünkü nefs günah işletme, işletmek istiyor. Sen de direniyorsun. Senin bir kulübeye koymuşlar, kapıyı da kapatmışlar falan. Efendim ben içki içmemeye sabrediyorum. O öyle değil o. <laughs> öyle değil o ya. Şartlar müsait. Yani hiç kimse sana bir şey dem demeyecek, şey yapacak. Şartların hepsi müsait. Hatta teşvik ediyorlar. Ama sen direniyorsun, işlemiyorsun. Onun derecesi yüksek. Yoksa elini ayağını bağlamışlar... ...hiçbir şey yapmıyorsun falan... Altına da bank çekmişler... ...ben hiç yalan da söylemem... ...gıybet de etmiyorum. Hırsızlık da yapmıyor. <laughs> Hırsızlık da yapıyor. <laughs> Öyle değil o. Şartlar müsait olduğunu ...mesela af konusunu anlatılırken... ...alan birisi mesela diyelim ...iki metre öbürüsü diyelim... ...bir buçuk metre boyu. O bir buçuk metre boyundaki... ...hadi diyor seni affettim. Evet o da bir aftır da kalbine ama... E ...şimdi o iki metre boyundakinin... ...o bir buçuk metre boyundaki adamı affetmesi kıymetlidir. Niye? Çünkü buyuruyor ki gücü yettiği zaman affetmek. O kıymetlidir. Öbürsü de kıymetli ama on daha fazla. Niye? Yani sıksa boğazını hani adam eliyle tutsa iki metre boyunda adam kaldırsa böyle fırırt diye fırlatır atar yani. Öyle bir gücü var ama o gücü kullanmıyor. Mesela niye hükümdarların affetmesi kıymetli? Hükümdar ağzına çıkan kanun. İstediğini yapabilir. İstediğini yapabilir ama affediyor. Niye Allah-u Teala'nın aynı şekilde Hani gafur rahimdir, merhametlerin en merhametlisidir... Her türlü hatayı haltı yapıyoruz. Ondan sonra Allah Teala sildim buyuruyor. Ondan sonra sen eziliyor. E, ve kitaplarda anlatılıyor. Bir ananın yavrusuna olan merhametinden daha fazla aynı şekilde merhametidir allah Teala kullarına. İşte kabire gindiği zaman herkes ana, baba, evlat, arkadaş hepsi iki metre çukura koyuyor. Hadi Allah rahmet çekip gidiyor. Kaldın yalnız. Işık yok, bir şey yok falan. Sesten sen kimse yok. İşte o zaman allah Teala buyurmuş ki herkes seni bıraktı gitti. Ama benim şanıma yakışmaz, yakışmaz seni garip bırakmak. Nurdan işte birisini yaratır ona gönderirmiş. Onunla sohbeti başlarmış böyle. Öyle bir dalallarmış ki o sohbete. İmanlı gittiyse de böyle öyle bir dalallarmış ki. Birden kıyamet kopu verilmiş. Aa derlermiş ya, ne çabuk geçti. kaç asır geçmiş haberler bile olmaz yani oradan kaç asır geçmiş haberlerim. Hatta bazen mesela Allah Teala rahmet eylesin evvel abiler de anlatıyorlardı. E, ee, bir gün dedi böyle hani isadet herhalde misafir gelmişler... ...hatta misafir e, misafir gelmişler. Evvel abi de hizmet ediyor evde. İşte şeker tutacak falan bir ara ayağım takıldı dedi böyle dedi bir düştüm dedi şeker böyle her tarafa yayıldı dedi. Mahcup da oldum falan dedi mübarek. Aa buyurmuşlar. E, toplamayın toplamayın annem böyle öyle durum buyurmuşlar. Öyle durdum buyurdular. İşte kardeşim buyurmuşlar. Yani tabii onlar her şey, ibretle bakıyorlar. Ee, Salih veya saliha, mümin veya mümine, imanlı gitmiş olan kadın olsun, erkek olsun. Kabre girdiği zaman e, işte yalnız ve garip kalınca böyle dermiş ki kimse yok falan. ...işte o anda cana bak yaratır. Hatta boynunda da böyle bir inci olurmuş. O gelirmiş falan. Beni tanıdı mı falan? Ben de seni nereden tanıyayım? allah Teala işte beni sana arkadaş olarak yarattı, gönderdi. Seninle işte kıyamete kadar burada sohbet edeceğiz. Onun boynunda inci varmış. Bu nasıl bir şeydi dokunurken pat diye koparmış o kopunca inciler böyle kardeşim buyurmuşlar dağılırlar. İşte Enver Bey'in elindeki şeker gibi diye anlatmışlar şey. Ee, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala. Böyle dağılır. Ondan sonra da böyle toplamaya başlar. Son tanesini aldığı zaman da kıyamet kopu verir buyurmuşlar. Allah Teala zaman içinde zaman yaratır. Ona hissettirmez, göstermez falan. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın affı, Cenab-ı Hakk'ın merhameti hatta e, melekler e, Kur'an-ı Kerim'de de var. Ya Rabbi e, günah şeyecek, kan dökecek e, ve yeryüzünde fesat çıkaracaklar mı yaratıyorsun? ...ifsa edecekler, bozacaklar. Allah Teala buyurmuyor ki ben kan dökmeyecek şeyler yaratıyorum demiyor. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. mesela müfessirler ve e -e 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 İslam alimleri o ayet kelimeyi açıklarken buyuruyorlar ki Allahu Teala affının açığa çıkmasını murad etti. E nasıl açığa çıkacak? Bir suç olacak ki onu affedince Allah, Allah Teala'nın affının merhametin büyüklüğü açığa çıkacak. Onun için insanlar böyle e, şeyde de anlatılıyor. Bir gün Resulullah Efendimiz Mescidi Nebi'de sohbet ederken işte şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere. Ya, ya Resulallah yani içki içene zina edene de mi? Ne zannettiniz ya buyurlar? Ne zannettiniz ya. Bak bu hadis-i şerif var. E, e, Türkiye'de de bu kaza namazları konusunda. Efendim sünnetler terk edilmez. Şefaatta mahrum kalırsın. Ve Resulullah Efendimiz diyor ki zina edene de içki içene de şefaat edeceğim diyor. Buyuruyor. Sen diyorsun ki edilmez salak. E İslamiyet'i bilmiyorsun sen bu. İslamiyet'i bilmiyorsun demektir. Oradaki sünnetten Murat İslamiyet'i kabul etmeyen demekmiş. Onu Ahmet İbni Kemal Paşa Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh oradaki sünnet kelimesinin İslamiyet olduğunu açıklıyor. E bunu okumadıkları için kendi kafalarına göre anlıyorlar ve netice itibariyle tarmar oluyorlar. Dolayısıyla e, dağlar gibi günahı olanlar hadis-i şerifte geçiyor. Orada affa uğrayacak o zaman allah Teala'nın büyüklüğünü yani kulları olarak orada şahit olacak, görecek ve hissedecek buyuruyor. Ee, bunun içinde ee, hani sabrın derecesini, günahlardan sakınmanın derecesini bizim anlamamız mümkün değil. Şartları müsait, her türlü günah yapabilecek e, durumdayken nefsine diyor ki hayır. Onun derecesi yüksek olur. Öyle anlatılıyor. Efendim, e, diğer dinleyicimiz tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandım. Tedavisi olmayan hastalık Yok. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi Talih Aleyh... ...yani bir sohbetlerinde açık net bir şekilde... ...anlatmışlar kendileri. Aynı zamanda eczacıydı. Kimya yüksek mühendisi ve o konularda çok iyi biliyorlar. Orada buyururlar kardeşim buyururlar... ...tedavisi mümkün olmayan hastalık yok. Mesela şimdi buyururlar da hayattaydılar o zaman... ...kanser karşısında aciz kalıyorlar. Şey karşısında da ne diyorlar o MS hastalığı... ...karşısında evet. da aciz kalıyorlar. Ee, bilmiyorlar. E, bir zamanlar mesela bu insanlar... E, ...tüberküloz... ...verem karşısında da aciz kalıyorlardı... Ama tüberküloz şimdi tedavi ediyor. Yani Mennem rahmetli ince hastalıktan öldü. İnce hastalıktan öldü. Dedim ya, bu ince hastalık dediğinizde Verem derdi. Aşısı bile. Aşısı bile var şimdi. E, dolayısıyla günü gelecek onu da e, e, tespit edecek. Ama başka, başka bir şey çıkacak. Ve şeyin Hilmi Efendi iki şeyin e, çaresi yok. Bir yaşlanmak. Ikisi, ikincisi ölüm. Yaratmamış bunu Cenab-ı ama öbürlerinin var. Kanserin de var. emesin de var. Hepsinin var. Ha dinleyicimiz diyor ki peki diyor ben de istiğfara devam etsem. istifare devam etsem doğrudan doğruya şifa da verebilir. Veya bugün o hastalığı hani tıp ben bulamamış edememiştir ama ona çare olacak bir bitki bir yiyecek şu veya bu şekilde senin eline geçer. Farkına varmadan yersin ve iyi olursun. Nitekim olmuyor mu öyle? Ben kaç defa bu hayatıma kadar kaç defa öyle hadiselerle şahit oldum. Mesela birisine diyor ki senin üç ay ömrün kaldı. Tıpken işte doktorun diyeceği ama... Aradan hayli zaman geçiyor. Üç ay diye altı ay geçiyor falan. Gidince doktorlar şaşırıyor. Ondan sonra bakıyorlar ediyorlar o hastalıktan bir şey yok. onu sonra soruyorlar ya sen ne yedin, ne içtin, ne kullandın? İlaç olarak ilaç olarak bir şey kullanmadım. Ama ne yedin? Ya adam ne bilsin ne yediklerini? İşte ona ilaç olacak bir şey yedi. Veyahut da birisi ikram etti. ismini bile bilmiyor. allah Teala'da şifa yarattı. Haber bile yok. Olur mu? Oluyor. Oluyor. Onlar oluyor mu? Evet oluyor. E onun için istiğfara devam etsin. Evet istiğfara devam etsin. Çünkü Muhammed Masum Kutsal sözü, sözü o. İslam alimi sözlerinde Allah bahane tesir vardır. Hastan mı var? Hasta mısın? İstiğfar oku. Hastan mı var? İstiğfar oku. Borcun mu var? İstiğfar oku. Derdin mi var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Çünkü Allah'a Teala buyuruyor bunu. E, Kur'an-ı Kerim'de Hud Suresinin 52. ayet kerimesine mealen istiğfar okursanız imdadınıza yetişirim buyuruyor istiğfar okursanız imdatınıza yetişirim. Son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi işte bir rahatsızlığım var dedi. Birisine götürdüler muska taktı ve yazdı. Bunu takayım mı? Ne yazıldığını bilmiyoruz. Tam İlmihal Saadet'i ebediye kitabında e, şifa için bu sinirsel yani e, psikolojik olan rahatsızlar için olsun. Ondan sonra bazı rahatsızlıklar için olsun, hatta 45-46 tane hastalık bahsinde anlatılıyor, tamir saatte sahipliği de. Orada mesela anlatılıyor, e, cinden korunmak için olsun, işte bunların e, suya okunur, içilir, ondan sonra e, yazılır, yanında taşınır. Yani meşru olan ayet-i kerimede, hadis-i şerifte bildirilenleri, uygun olanlar yazıldıysa bunu yanında taşıyabilirsin. Mesela ayat-ı hırs, okumak faydalıdır, okuyamazsa yanında taşımak faydalıdır buyuruyor. Yanında taşımak faydalıdır. E, ee, Peygamber Efendimiz'in e, vesselam Ebu Dücana radıyallahu teala hazretlerine yazdırdıkları bir mektup var. O evde bulunduğu müddetçe cinler söz vermişlerdi bu mektubun bulunduğu yere girmeyeceğiz diye. Girmeyeceğiz diye. Yani buna e, şeyde e, İmam yine Muhammed Masum Hazretleri buyuruyorlar ki İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor onu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Buna kelimeyi i temcid denir buyuruyor. Ee, bir evde gece 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim ciddi ciddi böyle dizi seyrederken falan değil. ...gideceğim ciddi ciddi 200 defa okuyacaksın. O eve dadanan kim bile defolur gider buyuruyor. Büyüklerin sözünde Rabbani tesir vardır. Ona inanarak yapınca buna ulaşılır. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh bantı alınmış bir sesinden dinlemiştim. Buyuruyorlar ki bize sihir, nazar, büyü tesir etmez kardeşim. Niçin buyuruyorlar? Çünkü biz her sabah Bismillahirrahmanirrahim lâ yedurru ma asmihi şey'ün fil ardı ve lâ ve semî'ul alim. Bunu üç defa okuyoruz. Üç defa da akşam okuyoruz. Ee, bunu e, okuyana sihir, nazar, büyü tesir etmez. Peki kim söylüyor bunu? İslam alimleri buyuruyor. Ve arkasına bir söz ilave ediyorlar. Buyuruyorlar ki inanmak lazım. Bir deneyin bakın değil öyle. İnanarak yapılırsa neticeye ulaşılır mı? Evet. La havle de böyle. Mesela sinir hastalığı içinde yine tam ilmi saadeti ebediyede Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. ruhi sıkıntılar ve sinir hastalıkları için bu la havlenin başına besmele koyarak o, nasıl olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi laliladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi laliladzim. Her gün yüz defa bunu okumalı buyuruyor. Her gün yüz defa bunu okumalı. Teala Efendim ben okuyorum ama falan işte okuyorum. Aklına geldikçe okuyor. E diyorum ya ben işte estağfurullah diyorum falan. E birisi diyor ki ya sönme estağfurullah. Öyle değil o. O öyle değil yani. Samimiyetle inanarak söyleyeceksin. Bunu Ciddi alacaksın. O zaman neticeye ulaşır mı? Evet o zaman neticeye ulaşır efendim. Ve o taktığım muskanın içerisinde de dinimizin, İslam alimlerinin birlikte uygun şeyler varsa taşımasının mahsuru yok. Ama değilse uygun değil. Taşımasına da gerek yok. Gerek yok. Bir dinleyicimiz bir soru göndermiş. Genç bir hanım dinleyicimiz. Bir buçuk yıllık evliymiş. Diyor ki biz ehl sünnet üzere hem beyim hem ben gönüllü olarak evlenen bir buçuk yıllık evli bir çiftiz. Nişanlıyken bu evliliğe çok istekli olan beyim evlendikten sonra ortada hiçbir şey yokken bir anda benden tamamen soğudu, nefret etmeye başladı. Hatta diyor ki sen dört dörtlük bir insansın, bir saliha bir kadınsın. Senin gibi birini bulamam ama sana karşı bir şey hissetmiyorum, ayrılmak istiyorum. Ayrılayım mı diye soruyor şimdi dinleyicimiz ama hmm. özel bir konu neticede. Evet özel bir konu. Biz hiçbir zaman bir kimseye aynı şekilde ayrılın demeyiz. Kendi ailelerle görüşmeler lazım. Otursun istiğfara devam etsin. Herhangi bir şey olmuştur. hareket bakala bakalar yaşanıyor kareket ama Aha. geliyor istiğfara devam etsin ve böyle durumlarda da büyükleri vesile etsin ve üzerine de gitmesin. Yani sıkıştırmasın. Niye böyle oldu, niye şöyle oldu falan demesin. Bir müddet aynı şekilde Allah'a tane dua ederek yalvarsın. Eğer netice değişmez bu arada başka bir şeyler varsa aile büyükleriyle görüşerek o zaman karar versin. Nefis de alakalı bir şey. Tabii nefsin, nefsiyle alakalı. Evet, ee, şimdi dürtüyor bu, tabii. Ha, dürtüyor. Bu helali ya. Artık ona görmüyor. Nefsi de istemiyor. Allah falan muhafaza buyursun. Böyle dinini bilen birisini sen tepersen, sonra öyle birisini bulursun ki Allah da hepimizi sonuna el eylesin efendim. Amin. Hocam bir dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Tam ilmi halde okumuştum. Tilavet secdesi kaza edilirmiş. Doğru mu diyor? Tilavet secdesi kaza edilir değil. Tam ilmi halde okumuş. Okumuştum Çünkü tilavet secdesi mesela Ramazan orucu için Ondan sonra ee, haç için, namaz için kaza kelimesi kullanılır. Niye? Namazı öğle namazı öyle vaktinde kılınır. Vaktinde kılmayınca kaza edilir. Ramazan'da farz olan oruç Ramazan ayında tutulur. Tutulamazsa kaza edilir. Haç zilhicce ayında belli bir zaman dilimi var. Orada yapılır. Yapamadığı müddetçe ya da yanlış yaptıysan e, kaza edersin tekrar gidersin. Zekat öyle değil. Vermedim borçlusun vermedin borçlusun. Tilave secdesi zamanla kayıtlı olmadığı için kaza değil o. Hala üzerinde borç duruyor. Adakta bulundu. Yerine getirmedin, kaza etmiyorsun. Yerine getiriyorsun ama geciktirerek yapıyorsun. Tilave secdesi geciktirerek. Mesela diyelim ki efendim ben daha önce 10 defa hatim ettim ama hiçbirisinde tilave secdesi yapmadım. 10 ee, on tane 14 on ne eder? 140 mı? Yani 140 tane tilavet secdesi üzerinde borç duruyor. Peki ne yapacak? en son okuduğum e, secde ayetinin e, e, yapmak yapmaya üzere yap yapmaya niyet ettim diyecek ve bunun hepsini tamamlayacak. Kaza değil. Böyle oldu. böyle tek tek evet. 140'a tamamlamamız. Evet. Yani. Peki ben çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayın. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. İslam ve toplum